Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Nisan aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Nisan ayı yeni hedefler, yeni planlar oluşturduğunuz, fikirlerinizin, düşüncelerinizin öne çıktığı, özellikle geleceğinizle ilgili yeni adımlar için olasılıkları değerlendirdiğiniz çok hızlı ve verimli bir ay olabilir sizin adınıza. Evet, Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda olacak. Sizin için çok güzel bir açıda parlayacak. Bu yaşam enerjinizi de arttırıyor. Canlılığınızı arttırıyor, yaratıcılığınızı arttırıyor. Ve özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde, yani Mart sonlarından itibaren oluşturduğunuz bazı hedefleri, planları, programları bu ayın başından itibaren hayata geçirmek için de çaba gösterebilirsiniz. Örneğin öğrenciyseniz eğitim hayatınız, akademik konularda bazı yeni açılımlar var. Uluslararası konular, yurt dışı bağlantılı iş ve güçlerinize daha fazla odaklanıyorsunuz. Seyahat planlarınız gündemde. Evet, biraz engeller, kısıtlamalar da yaşıyoruz şu aralarda. Ama bu sizin bu planlarınızla ilgili bazı düzenlemeler yapmanız, bazı yeni olasılıkları değerlendirmeniz, erteleme gerekiyorsa ertelemeniz ya da şartları kendi lehinize çevirmeniz için de tabii ki olanakları daha fazla karşınıza getirebilir ay genelinde. Merkür çok hızlı bu ay. Ayın ilk 10 günlük döneminde Balık burcunda olacak. Balık burcundaki bir Merkür finans konularında, para konularında şartları biraz belirsiz yapabilir sizin adınıza. İlk döneminde özellikle. O yüzden alışverişlerde ya da herhangi bir yatırımda paranızı harcarken çok da böyle hayalci davranmamaya çalışın. Çünkü karışıklıklar olabilir ya da yanlışlıklar olabilir. Beklentiler biraz değişken olabilir. Ama ayın 10'undan sonra Merkür Koç burcunda olacak. Hızlı olacak ve sizin adınıza daha destekleyici olacak. Bu yeni fikirler, yeni projeler olabileceğini, yeni günlük hayatınızda çözüm yolları bulabileceğinizi, özellikle yurt dışı ile bağlantılı, eğitim hayatınızla ilgili ticari konularda ya da hukuksal bazı iş ve oluşlarınızda daha hızlı çözümler üretmenizi de mümkün kılabilir. Ve 8 Nisan'da Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Evet, Dolunay 18 derece Terazi burcunda sizin 3. evinizde meydana geliyor sevgili aslanlar. Terazi sizin için dost bir burç. Dolayısıyla Terazi burcundaki dolunaylar aslında sizin için olumludur, keyiflidir. Genellikle de iyi enerjiler getirir. 3. evinizdeki bir dolunay genel olarak geçtiğimiz Mart ortalarından itibaren özellikle yaptığınız bazı girişimlerin sonuç vermesini gündeme getirebilir. Başladığınız ya da başlamayı düşündüğünüz de eğitimle ilgili artık bu dolunay şartları belirgin hale getirebilir. Seyahat planlarınızı netleştirebilir. Ticari konularda artık beklemenize gerek kalmadan daha aktif bir şekilde harekete geçebilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerinizi de öne çıkarıyor. Yani kardeşlerle ilgili mevzular, akrabalarınız, belki komşu ilişkileriniz, yakınlarınızda olup bitenler de bu dolunayda sanki şöyle biraz daha canlanacak, biraz daha görünür hale gelecek gibi görünüyor. 18 derece terazideki bu dolunay herkes tabii ki aynı ölçüde etkilemez sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 18 derece ve yakınlarında özellikle terazi, koç, yengeç ya da oğlak burçlarında gezegen yerleşimleriniz varsa o zaman bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, bir iletişim cihazı almanız ya da otomobille ilgili bir konu, bir seyahat konusu, kardeşinizle ilgili bir mevzu 8 Nisan ve yakınlarında özellikle ayın 23'üne kadar olan süreçte sizin için de çok gündemde olabilir. Bu dönemde birçok açıdan sevgili aslanlar, aslında ayın başından itibaren ilişki dinamiklerinizde de biraz baskı hissediyor olabilirsiniz. Çünkü Satürn artık Kova burcunda, Mars da Kova burcunda ay boyunca ve bunların ikisi de karşıt burcunuzda. Bir iş ortamında rakipleriniz varsa onlardan yana biraz daha baskı hissetmeniz ya da daha agresif tutumlar içerisinde olmaları mümkün. İş ortamınızda ortaklı ilişkilere temkinli yaklaşalım. Evlilik ilişkilerinizde eşinizle, partnerinizle ilgili konularda
Şu dönemde sizin sanki karşınızdaki kişinin biraz sıkıntılı olduğunu, biraz zorlandığını hissedebilirsiniz. Ya da gereksiz agresyonlar, tartışma ortamları oluşabilir. Bunu ay genelinde göz önünde bulundurmakta, dikkat etmekte fayda var. Özellikle 14 Nisan, 15 Nisan, 21, 22 Nisan bu döngüler, işte ilişki dinamiklerinizde, ortaklıklarınızda ya da yakın bir arkadaşınız ya da iş hayatınızdaki rakibiniz, bazen bu bildiğiniz, tanıdığınız açık bir düşmanınız da olabilir sizin. İşte onlara karşı şu dönemde biraz daha temkinli olmakta fayda var. 23 Nisan'da Boğa Burcu yeni ayı doğacak. Evet sevgili aslanlar, 3 derece Boğa Burcu'nda doğacak yeni ay. Özellikle doğum günü 23 Temmuz'la 28 Temmuz arası olan sevgili aslanlarımız sizi çok daha güçlü etkiliyor. Yükselen burcu yine 3 derece ve yakınlarında olanları ve kişisel doğum haritalarında 3 derece ve yakınlarda sabit burçlarda gezegeni olanlarımızı daha güçlü etkileyecek. Yeni ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor. Şimdi bu yeni ay yeni hedefler belirleyebileceğiniz anlamında. Bunlar hangi alanda? Toplumdaki statünüz, neyle uğraşıyorsanız, kariyeriniz, işiniz, gücünüz, bu alanlarda yeni bir hedef belirliyorsunuz. Tabii ki bir meslek, bir iş girişimi olabilir ya da mesleki anlamda değişimler olabilir. Taşınmalar, yer değişiklikleri, evet bu yeni ayda gündemimizde olabilir. Hem Satürn'ün Uranüs'ün etkisi hem yeni ayın etkisiyle sevgili boğalar 23 Nisan'dan itibaren özellikle 10 Mayıs'a kadar olan dönemde yer değişiklikleri, taşınmalar, iş konusunda yenilikler. Bunlar hayatınızda mümkün. Bazı aslanlarda ilişkilerinde önemli radikal kararlar alabilirler. Ayrılıklar ya da birlikteliklere atılacak yeni adımlar, cesaretle atılacak yeni adımlar. Çünkü Uranüs var burada. Kariyer evinizde hayatınızda bazı sürprizler olabileceğini, bazı beklenmedik hızlı değişimler olabileceğinin de göstergesi. Bu daha önceden cesaret edemediğiniz bir başlangıcı hayatınızda yapma potansiyelini de güçlendiriyor aslında sevgili aslanlar. 27 Nisan'dan itibaren Merkür'ün de artık Boğa burcuna geçişi bu gelecekle ilgili hedefleriniz, planlarınız, programlarınızda biraz daha netleşmeniz, daha kararlı olmanız, yeni girişimler konusunda da adım atmanız yönünde sizin için çok teşvik edici de olabilir tabii ki. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.